Şimdi üçüncü karakter olan kırmızı karakteri anlatacağım. Hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Oğuz Saygın Hoca kırmızı karakterli kişilerin özelliklerini şöyle sıraladı. Hep dik durmaya çalışırlar. Kimseden yardım istemeyi sevmezler. Kendilerini daima haklı görme gibi eğilimleri vardır. Eleştirilmekten hoşlanmazlar ve hiçbir sözün altında kalmazlar. Kararlı, iş bitirici ve sonuç odaklıdırlar. Küçük yaştan itibaren yönlendirilmek istemezler. Amaca yöneliktirler. Ani kararları ile insanları şaşırtabilirler. Önlerindeki işe aşırı odaklanırlar. Adeta lider doğmuşlardır. Aksi bir tarzı benimsemezler. Özgüvenleri yüksektir. Kendi hedeflerini kendileri gerçekleştirmek isterler. İş odaklıdırlar ve iyi organize ederler. Güçlü istekleri vardır. Asla vazgeçmezler. Kırmızı karakterli kişilerin zayıf yönleri ise şunlardır. Kendi istekleri için başkalarını rahatsız edebilirler. Genelde kafalarının dikine giderler. Eleştirilmekten asla hoşlanmazlar. Diğerlerin düşüncelerine pek önemsemezler. Kırmızı karakterli kişilerin yaşayabileceği gündelik olaylardan birkaç tanesini bahsetmek istiyorum. Sadede gel gibi ifadeleri çok kullanırlar. İş yerinde başkasının odasına aniden girebilirler. Bu kişilerin genellikle ben kendinden çok fazla anlattım, kendinden çok bahsettim, biraz da sen beni anlat şeklinde tavırları vardır. Kuvvetli içgüdüleri onların herhangi bir konuya yoğun olarak odaklanmasını sağlar. Kafalarına bir şey koyarsa onu yapmaktan asla vazgeçmezler. Ve selam.